4 sene zaten 8. seneye girdik. 5 hemen hemen 5 sene sürmüş bu dava. 5 seneden beri bu davanın peşindeydim. 5 sene sonra kimine 18 yıl verdi, kimine 22 yıl verdi, kimine 16 yıl verdi. Karolusça bu Türkiye'de adalet olduğu için, böyle adalet olduğu için pandemi deyip hepsini çıkardılar. Yargıtay, üst yargıtay tekrar davayı bozup bizi bugüne getirdiler. Tekrar aynı sil baştan yaşatıyorlar. Aynı acı. Zaten bayramda 13 Mayıs'tı. Bir de bayramdı. O gün yaşadık. Bayram bayram değildi bize. Ama dediğim gibi yani ölen 301 kişi toprak oldu. 301 kişi arkada bıraktığı anneler mezara girdi. Bıraktıkları evlatlar büyüdü. Meyveler meyve vermeye başladı. Ama biz de hala bu davanın peşindeyiz. Ha bırakacak mı zannediyorlar? Asla. Herkes yerini buluncaya kadar. Ben bugünkü savcının, hakimin yerine olsaydım o kürsüyü terk ederdim. Biz hakimi zaten Elbistan'da 11 kişi toprak altında kalıp onlara ceza verip o cezayı paraya çevirip ya bir de taksitlendirmiş ya sen ölüyü taksitlendiriyorsun. Ne demek sen ölmeyecek misin? Sen girmeyecek misin o toprağa? Sen de gireceksin bir gün. Bunlar 301 kişiyi öldürdüler, dışarıda geziyorlar. Niye? 301 kişinin değeri yok mu? 301 kişinin annesi yok mu? Babası yok mu? Evladı yok mu? Eşi yok mu? 301 kişinin sevgilisi yok mu? Sevgilisini kurtarmak için üst başma, üst yüzeylere başvurmuşlar. Biz de Cumhurbaşkanı'na gidiyoruz. Gitsek ne yazar ki Cumhurbaşkanı? Adam madencinin fıtratında var dedi, işçinin fıtratında var dedi. Ölüm her yerde var dedi. Tamam ben çıkayım şu ağacı dibesine atayım kendimi öleyim. Ölüm her yerde var diyeyim. Bile bile ölüme gitmek var mı ya? Benim eşim orada 3 gün çalıştı. 4. gün öldü. Böyle bir şey vardı madem neden işçi aldılar? Neden staja gidecekti? 3 gün gitti 4. gün öldüğü günü Celal Bayar Üniversitesi'ne staja gidecekti. Bunu madem ilk işe girmeden önce staja gönderselerdi de sonra yer altına alsalardı ya. Yani bu acı 7 seneden beri, bak ben 2 tane çocuk büyütüyorum 7 seneden beri. Sonuna kadar da bu davanın peşindeyim. Ne zaman canım çıktı bu dava bitti. Ben çocuklarıma da diyorum ben öldüm mü bu dava sürerse babanızın davasını siz sürdürüyorsunuz diyorum. Küçücük oğlum bile diyor ölmek var dönmek yok diyor yani. Sonuna kadar da peşindeyiz. Dönmedik dönmeyeceğim. Ölüm de olsa ucunda adaleti yeryüzüne çıkarıp suçlular hakkını, adaleti, cezasını buluncaya kadar peşindeyim.